Herkese merhabalar. Bugün Tonguç Akademide aritmetik dizilerini anlatacağız. Tonguç hazır mısın? Hazırım hocam. En sevdiğim diziler bu tarz dizilerde. Çünkü bu tarz dizilerde e, genelde başrol oyuncuları çok karizmatik insanlar oluyor hocam. <laughs> Evladım, hay Allah hep aynı espri. Evladım dizi deyince matematikte dizilerden bahsedeceğiz. Şimdi aritmetik dizi ve geometrik dizi olarak iki ayrılıyor tam diziler. Aritmetik dizideki olay şu Tonguç. 3, 5, 7, 9 böyle devam ediyor. Nasıl bir artış, Hı. değişik, değişim var? Aritmatik bir artış var hocam. A artarak ilerleyen bir dizi değil mi bu? Evet. Sürekli ne kadar artıyor peki görebiliyor musun? İkişer ikişer artıyor. İkişer ikişer artıyor. O zaman bunun bir ortak farkı var. Bu ortak fark bizim için bu dizi için nedir sence? sence? İkidir hocam. İkidir süper. O zaman R dediğimiz şey bizim için ortak fark. Tamam Tonguç. Ve bu dizi için kaçmış Tonguç'um? İkiymiş. Peki birinci terim nedir sence Tonguç bu dizinin? Üç hocam. Süpersin birinci terimi de 3. Peki Tonguç, bu dizinin genel terimi nedir sence? Ee, N artı 2. Yaklaştın. Genel terimini bulabilmek için bir tane formülümüz var. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bak Tonguç, AN dediğimiz zımbırtıyı şöyle buluyoruz Tonguç'um. Şöyle sana gösteriyorum. AN dediğimiz zımbırtıyı bulabilmek için bir tane formülümüz var. Nedir o? A1 artı R çarpı N eksi 1 diye bir formülümüz var Tonguç. Bu aritmetik dizilerde genel terim bulma formülü. O zaman hemen bu genel bunun genel terimini bulmaya çalışalım Tonguç. Hadi bakalım. A N dediğimiz ifade ilk terim yani 3 değil mi? Artı. Ortak farkı ne demiştik? 2 demiştik. 2 çarpı N eksi 1 diyor Tonguç. İşte bu ifade bizim genel terimimiz bu diziye özel bir genel terim yazdık. Anlaştık mı Tonguç? Peki Tonguç'um bak A N'i yazdık. Peki, sana bir tane daha soru. A7 A3 nedir sence? A7 A3. Heh, bir aritmetik dizide bak şunu unutmayacağız. Eğer bize e mesela A7 A3 gibi bir ifade verdiyse hemen şunu çöz. Ya kardeşim A3'e r eklenince A4 olur. Bir tane daha r eklenirse A5 olur. Bir tane daha r eklenirse A6 olur. Bir tane bir sürü r ekleyince A7'ye kadar gelebiliriz. Kaç tane r eklersek A7'ye kadar gelebiliriz? Arada kaç tane fark var? 7 ile 3 arasında. 4 tane. İşte bu kadar. 4 tane R eklersek A7'ye gelebiliriz. O zaman aralarındaki fark 4 R'dir diyebiliriz. Anlaştık mı Toki? Çok önemli. Mesela sana bir tane daha soru. A10 eksi A1 sence nedir? 9. 9 tane R. R. Yani 9 tane ortak fark. 9 tane fark ilerleyince buna geliyoruz. Bir tane daha bir özellik var. O artık bitiyor. Bak Tonguç. Aritmetik dizilerin bütün sorularını yapabileceğiz bu sayede. Bu 3 özelliği bilirsek. A7 artı A3'ü toplayıp ikiye bölersek yani aslında aritmetik ortalamasını alırsak Tonguç tam ortasındaki terim çıkıyor. Bak A3 ile A7'nin tam ortasındaki terim nedir? Hani yazayım ben senin için. A5, A6, A7. Bunların <laughs> tam ortasındaki terim... Niye ezdiniz hocam? <laughs> A5 değil mi Tonguç? Evet hocam. Süpersin. O zaman A7 ile A3'ü toplayıp 2'ye bölsek tam orasındaki terim veriyor. Şimdi geometrik dizi dersimizde bunları da anlatacağım. Merak etme. Geometrik dizi dersimiz diğer ders. Anlaştık mı? Anlaştık Şimdi hocam. aritmetik diziyi anladık mı Tokonuş? Anladım, anladım. bunları yaparak bütün soruları çözeceğiz. Bak Tokonuş. A1 eşittir A5 demiş. A1 eşittir 5 demiş. A6 da 21 demiş. A11'i soruyor bize. Abi demiş ki aritmetik dizi demiş. Şimdi aritmetik dizide bak şöyle bir şey var. A1 ile A6 dediğimiz zımbırtı ee, arasındaki farkı hemen söyleyelim. A6 eksi A1. A5. Hayır. R5. 5 tane R. ortak fark. 5 R. tane ortak fark. O zaman hemen yapalım bak. 21 eksi 5 eşittir 5 tane ortak fark mı Tonguç? Evet. Süper. O zaman 5R kaç çıktı Tonguç'um? 16, 16 çıktı. Şimdi aynı şeyi burada yapalım bak. A11 ile A6 arasındaki farkı söyler misin bana? R e, R 5. Kaç tane? Aa, bu da aynı şey çıktı. Evet. E, A11'i bilmiyorum. A11 burada kalsın. Eksi. A6'yı biliyorum. 21. E bunu da öğrendim demin. 16. O zaman cevabımız A11. Bunu karşı yatınca 37 çıkıyor. Tonguç. Aa, ne Şimdi bu şey. birinci yöntemle yaptığımız şey. Bir de ben sana üçüncü bir yöntem öğretmiştim. Demiştim ki Ulan Birinci yöntemden üçüncü yöntem. İkinci yöntem öğretmiştim. Evet. Demiştim ki Tonguç aritmetik ortalama diye bir şey vardı. Bak bununla A1 ile A11'i toplayıp 2'ye bölersem aslında hangi terim veriyor? Tam ortasındaki terim. a o... Süpersin. Çok güzel. Bu daha pratik. Bak 5 ile A11'i toplayıp 2'ye bölüyoruz ve A6 yani 21 çıkıyor Tonguç. Hemen işte dışlar çarpımı yaparım. 5 artı A11 eşittir 42 çıkar Tonguç. A11 eşittir 37 Tomuç. Anlaştık mı? Anlaştık. İki hocam. farklı yolla da yaptık mı Tomuç? Süpersin. Şimdi aritmetik dizide A5 10 A8 28 demiş. en nedir diyor. Genel terimini soruyor. Ve e, neyi soruyor bize? A10'u soruyor. Anlaştık mı? Bak şimdi. Genel terimini bulabilmek için ilk başta biz ortak farkını bulmamız gerekiyor. A8'den A5'i çıkartırsam yani aradaki fark alırsam kaç tane R edecekti? Er 3R. Süpersin Tonguç. O zaman hemen yapıyorum. 28-10 eşittir 3R değil mi? Evet. O zaman 18 eşittir 3R değil mi? Evet. R eşittir 6 bulduk mu Tonguç? Bak R'yi bulduk. İlk basamağı attık. Peki genel teriminin formülü neydi Tonguç? A1 artı R çarpı n-1 değil miydi? Evet hocam. Ben R'yi buldum. E A1'i bulursam eğer soru bitti. A1'i bulabilmek için hemen şunu yapıyorum a 5ten A1'i çıkartıyorum. Kaç tane R eder bu Tonguç? R4. 4 tane R eder. 4R pardon. R4 denmez 4R denir. Şimdi A5 dediğimiz zımbırtıyı biliyorum zaten 10 eksi. A1'i bilmiyorum. A1 demek birinci terim demek unutma. Ee, bak öğrenciler şunu da karıştırıyor sürekli onu da söyleyeyim. Şimdi mesela 1A e, demek farklı bir şey. A üzeri 1 demek farklı bir şey. A1 demek farklı bir şey. A1 dediğimiz zımbırtı birinci terimi ifade eden bir ifade. Yani bak A1 ile A2 birbirinden tamamen farklı ifadeler. Tamam mı? Bunu karıştırma. Şimdi 10 eksi A1 dediğimiz zımbırtı 4 R'ydi ya. R kaçtı 6'ydı. 6 kere 24 etmez mi Tomuç? Evet. O zaman A1 eşittir. A1'i sağ tarafa attım. Bunu da sol tarafa attım. 10 eksi 24'ten eksi 14 çıktı. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık. O zaman genel terimi yazabilirim. AN dediğimiz zımbırtı eşittir. A1 yani eksi 14 artı R 6. yani 6 çarpı N 1 diyoruz. Ve cevabımızı buluyoruz. Tamamdır. Peki şıklarda bu böyle mi oluyor? Hayır. Eksi 14 artı bunu dağıtıyor içeriye. 6 n 6 diyor. Bununla bunu işleme sokuyor. 6N-20 diyor. Yani genel terimi şıklarda böyle veriyor Anladım. Yani. Peki, biraz daha işlem gerekiyor. E, yani. Birazcık işlem Peki a 10 nasıl buluruz? A8'i biliyoruz ya Tonguç. Evet. Neydi formülümüz? A10 eksi A8. Kaç tane R eder? Ee, i̇ki ee, R. 2 tane R eder. E A10'u bilmiyoruz. A8'i biliyoruz. 28 eşittir. 2 çarpı R 12 eder. Evet. O zaman A10 eşittir. 40 eder evladım. Anladım. Anlaştık mı? Şimdi 28 ile 54 arasında bir aritmetik dizi oluşturacak şekilde 51 tane yuh terim yerleştirilirse ortak fark mı? Hocam. Yani evet, bu nasıl bir soru ya? Hiç sorun değil, hiç sorun değil. Şimdi bunların arasına bak. Nasıl sorun değil hocam? 20, 28 ile 54 arasında kaç tane terim yerleştiriyoruz Tomuç? 51 tane terim yerleştiriyoruz değil mi Tomuç? Evet hocam. Peki toplam o zaman Burada kaç tane terim oluyor Tonguç? Bak şununla şunun arasında 50 bir tane terim yarıştırıyoruz ya. Evet. Toplam kaç terimli bir dizi oluyor bu? Ee, 53. Mükemmel. Toplam 53 terim var. O zaman bu birinci terim. Bu kaçıncı terim Tonguç? Sonuncu terim. 53. terim. Pardon. Bak bu birinci terim demek bu da 53. terim demek. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi ortak fark ne olur diyor. Ortak farkı bulmak için yöntem neydi? A53 eksi A1. Kaç tane R edecek? Ee, R 52. 52, 52 R tane. R. Ya evladım niye R 52 diyorsun? Ben hep A diyorum ya sen oradan aynen, kafan. Aynen. Ama 52 tane R demek. O zaman A 53'ü biliyoruz. Zaten. 54 eksi. A 1'i biliyoruz birinci terimi. 28 eşittir 52 R ediyor. Bundan bu çıkartırsa kaç kalır Tonguç? 22, 24. 26 eşittir 52 R çıkıyor. Her iki tarafı 52'ye bölersem Tonguç'cum R eşittir. 1 bölü 2 çıkıyor. Anlaştık mı? Thomas? Anlaştık hocam. Yani zor yani gibi gözükken... 1 bölü 2'şer, 1 bölü 2'şer gidiyormuş. 1 yani. bölü 2'şer Garip bir dizi diyebiliriz. Sıkıntılı bir insan. Tonguç nasıl gidiyor her şey onun dışında? Hocam LYS'ye az kaldı. LYS sonrasında, <laughs> <laughs> e, sonrasında yapacağım güzel şeyleri Doktorum nerede? LYS sonrasında yapacağım güzel şeyleri düşünerek... Ne yapacaksın mesela evladım? Hocam bir kere en iyi sınav bitmiş sınavdır. LYS'den sonra tercihler döneminde yine sizi izleyeceğim hocam. Tercihlerde bana yardımcı olacağınız eminim. Evet evet. Sonrasında iyi bir üniversiteye yerleşeyim. <laughs> Ardından o Tamam kapa çeneni. De... Üç terimi bu olan sonlu bir dizi hem aritmetik hem de geometrik bir dizi ise. Bak bu sorular çok çıkıyor. Hem aritmetik hem geometrik dizi olan tek şey ne biliyor musun Tonguç? Sabit dizi diyor Tonguç. Monotonus. Hayır sabit dizi. Bütün terimleri aynı demek. Ha. Tüm terimler aynı demek tamam mı? O zaman A artı 7 dediğimiz ifade B eksi 2'ye eşittir değil mi Tonguç? Evet. Aynı zamanda A artı 7 dediğimiz ifade B 5A artı 3'e eşittir. Bu buna eşittir. Bu da buna eşittir. Evet. Hemen buradan A'yı bulalım mı bu Tonguç? Bu A'yı karşı attım 4A. Bu 3'ü bu tarafa attım 4. A eşittir 1 çıktı mı Tonguç? U? Çıktı hocam. E A eşittir 1 çıkarsa 8 eşittir B eksi 2'den B eşittir 10 çıktı mı Tonguç? Çıktı hocam. O zaman B'yi de bulmuş olduk. Bu kadar kek bir soru. Şimdi buna bakalım. Aritmetik dizisinde son sorumuz artık bitiyor. Böyle bir ifade vermiş. 45'ti demiş. A5 kaçtır diyor. Tomuç ben sana ne öğretmiştim? Dedim ki A3 ile A7 toplanıp ikiye bölünürse ortadaki terim vermiyor mu? Evet. Ortadaki terim kaç bunların? A5. Mükemmel. O zaman A3 ile A7'nin toplamı bunu işler dışlar çarpma yaparsak iki tane A5 diyebilir miyiz Tonguç? Diyebiliriz. O zaman bunun yerine iki A5 diyorum. Peki A4 ile A6'yı toplasam ikiye bölsem kaç eder? Yine ortada terim. A5. O zaman A4 ile A6'nın toplamı yine 2 A5 etmez mi Tonguç? Evet. İşler dışlar çarpma yaptım. O zaman burası da 2 A5. E, bu iki A5. Bu iki A5. Bu da A5. O zaman toplam 5 tane A5 yok mu Tonguç? Aa doğru. 5 tane A5 45'miş o zaman A5 eşitliği 9 olmaz mı Tonguç? Of çok iyi çözdünüz çok hocam Çok kek ya. bir soru değil mi Tonguç? Çok iyi çözdünüz hocam. O zaman LYS bombardımanımız devam ediyor Tonguç. Dış dış dış. Çok hızlı bir şey. Evet bir daha ses çıkar bakayım. Dış dış dış. Bir arkadaşlarımızdan bir şey gelmiş galiba. Evet onlar da bize mail bombardımanı yapıyorlar hocam. Bir Yorum mesaj bu. sesi çıkar evladım. Dong. Aferin çok güzel. Eray Demirel demiş ki hocam internet paketi yaptım. Sınavdan 30 dakika önce sınıfta arkadaşlarla izliyoruz. Ha. sınavdan önce derken sınav esnasında olmasın inşallah. Yok, sınavdan olmadı. Aferin. O zaman LS bombardımanımıza devam ediyoruz evladım. Tonguçakademi.com'da videolar daha önceden buraya yükleniyor unutma. Daha önceden buradan takip edebilirsin. Ödüllü sorumuzu yap cevapları gönder bakalım.